استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, kıymetli müminler, İnsanlar yeryüzünde, mahlukatın içinde yaratılmış bulunan, yeryüzüne yayılmış, yerleştirilmiş bulunan mahlukatın içinde çok müstesna bir yere, müstesna bir hayata sahip kılınmışlar. Allahu Teala dünyamızda, yer küremizde eşrefi mahlukat olarak, yani yaratılmışların en şereflisi, en değerlisi, en kıymetlisi, en önemlisi, en muhteremi, en muhteşemi, en mücehhez bir surette insanı yaratmış ve yeryüzüne göndermiş bulunmaktadır. Ancak insanlar beraberce yaşamaya, topluca yaşamaya adeta mecbur bir tarzda yaratılmışlar. İnsan istese de istemese de yalnız yaşaması mümkün olmayan bir varlık. Cennette bile Hazreti Adem Aleyhisselam yalnız kalmak istememiş, yalnızlıktan hoşlanmamış, yalnız yaşayamamış ve Cenab-ı Hak lütfen ve keremen Hazreti Adem Aleyhisselam'a cennette bir eş yaratmış. Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezi halagaküm min nefsi vahideh ve halaka minha zevceha. Ey bütün insanlar, sizi tek bir canlıdan
yaratan ve sonra da o canlı, tek canlıdan onun eşini, onun zevcesini, eşini yaratan Allah-u Teala'dan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkunuz. Burada görüyoruz ki Cenab-ı Hak önce Adem Aleyhisselam'ı yaratmış, fakat onun yalnız kalmasını istememiş, tek başına yaşaması oldukça güç olacağı düşüncesiyle ve halaka minha zevceha, onun eşini de zevcesini de yaratmış olduğunu açıkça haber veriyor. Demek ki cennette bile olsa insan yalnız yaşayamaz. Dünya gibi mihnetlerle dolu, sıkıntılarla dolu, ihtiyaçlarla dolu bir alemde tek başına insanın yaşaması mümkün değil. Topluca yaşamak zorundalar. Bir araya gelmek zorundalar. Müşterek yaşamak zorundalar. Allah'ın verdiği havayı beraber solumak zorundalar. Allah'ın ikram ettiği suyu beraber içmek ve kullanmak zorundalar. Allah'ın verdiği arzı, araziyi, toprağı, tarlayı, mekanı, meskeni, menzili, makamı beraber işgal etmek zorundalar. Tek yaşamak mümkün değil, yalnız yaşamak mümkün değil. Allahu Azimüşşan'ın verdiği bütün nimetleri paylaşmak zorundalar. Paylaşmak zorundalar. Beraber kullanmak zorundalar. İnsanın yaratılışı başka türlü yaşamaya imkan vermiyor. Peki, burasını böylece kavradıktan sonra insanlar bir araya geldikleri zaman, toplum haline geldikleri zaman, cemiyet haline geldikleri zaman, bunlar birbirlerine karşı nasıl davranacaklar? İnsanlar kendi aralarında alıp verirken, oturup kalkarken, yiyip içerken, mal kazanırken, alıp satarken, tek kelimeyle toplum şeklinde, topluca yaşarken nasıl davranacaklar? Nasıl alım satım yapacaklar? Nasıl toprağı ekecekler? Nasıl hasılatı, mahsulatı toplayacaklar? Bunları kendi aralarında nasıl taksim edecekler? Hangi esasa göre, hangi düzene göre, hangi ölçüye göre, hangi hukuka göre bunları tanzim edecekler, bunları nasıl tespit edecekler, bunları nasıl ortaya koyacaklar? Daha doğrusu bu yeryüzünde beraber yaşamak zorunda olan bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Bu insanlar kendi keyiflerine göre mi hareket edecekler? Kendi arzularına göre mi? Kendi kafalarına göre mi? Kendi havalarına göre mi? Kendi keyiflerine göre mi? Neye göre hareket edecekler? Bu insanlar oturup kalkarken, yiyip içerken, alıp satarken, yerleşirken, çoluk çocuk sahibi olurken, devlet kurarken, hükümet kurarken tabi olacakları bir takım esaslar, ölçüler, kanunlar, nizamlar bulunması lazım mı değil mi? Bu ölçüleri kim koyacak? Bu esasları kim tespit edecek?
Bu ölçekleri kim tanzim edecek? İnsanlar arasındaki münasebetleri kim tesis edecek? Neye göre ayarlayacaksınız? Neye göre planlayacaksınız? Neye göre düzenleyeceksiniz? İşte bütün bunları akıl sahibi olan insanlar düşündükleri zaman bunun cevabını ister istemez bulacaklardır. Öyleyse müminler, Müslümanlar, kardeşler, beraberce yaşamak zorunda olduğumuza göre, toplum halinde beraber dünyamızı, eşyamızı, maddemizi, toprağımızı, havamızı, suyumuzu, güneşimizi beraberce kullanmak zorunda olduğumuza göre, paylaşmak zorunda olduğumuza göre, en adil ölçüleri, en adaletli ölçüleri kimin koyması lazım, nasıl koyması lazım ve bu adil ölçülere nasıl tabi olmamız lazım? Hangi ölçülere tabi olalım? Yaşarken ölçümüz ne olsun? Alıp satarken ölçümüz ne olsun? Hak ne demek? Hukuk ne demek? Adalet ne demek? Adil sistem ne demek? Bütün bunları akıl sahibi insanların düşünmesi lazım. Bugün dünyada haksızlıktan bahsediyoruz. Bütün dünyada haksızlık almış başını gidiyor. Türkiye'de haksızlık almış başını gidiyor. Arap aleminde vesair insanlık aleminde haksızlık almış başını gidiyor. Haksızlığın önü alınmıyor. Hırsızlığın önü alınmıyor. Hayasızlığın önü alınmıyor. Rezaletin, cinayetin, felaketin, musibetin, dalaletin önü arkası kesilmiyor. Hala 20. asır kapanacak, 21. asır başlayacak. Hala dünyada ve Türkiye'de insan haklarından bahsediliyor. İnsan hakları çiğneniyor. İnsan hakları eziliyor. İnsan haklarına tecavüz ediliyor diye durmadan konuşuluyor. Parlamentolar hala insan haklarından bahsediyor. Demek ki insanların hakları verilmemiş. Demek ki hak hukuk tesis edilmemiş. Demek ki dünyada adalet kurulmamış. Hala konuşulduğuna göre, hala kanayan bir yara varsa tedavi edilmemiş demektir. Nasıl olacak? Yeryüzünde adalet nasıl sağlanacak? Birleşmiş Milletler'den daha büyük teşkilat yok dünyada. İşte görüyorsunuz, barışı sağlayamıyor, adaleti sağlayamıyor, insanlığı sağlayamıyor. Zalim milletler, kafir milletler, katil milletler. Yeryüzünde adaleti temin edemiyor zalim Amerika, kafir Amerika, katil Amerika. Kim adaleti sağlayacak? Kim insan haklarını tesis edecek? Kim zulümü önleyecek? Kim zalimin elini tutacak? Kim zulüm sistemlerini ortadan kaldıracak? Bütün bunları düşünmek farz. Eğer kafanız, eğer aklınız, eğer beyniniz, eğer fikriniz bunları düşünmüyorsa, Allah'ın verdiği akılla, fikirle, iradeyle bunları düşünmüyor isek, emin olunuz ki en büyük farizayı terk etmiş durumdayız. Düşünmek, tefekkür dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de sık sık
tekrarlanan tefekkür. Efela tetefekkerun, efela tezekkerun. Kur'an'da sık sık tekrarlanan bu ayetlerden anlıyoruz ki insanlığın ne olacağını, nasıl adalete kavuşacağını, nasıl insan haklarının tesis edileceğini, nereden gelip nereye gittiğimizi, neye tabi olduğumuzu, neye tabi olmak zorunda olduğumuzu düşünmek Müslümanlara mutlak farz-ı ayındır. Namaz kılmak nasıl farz-ı ayınsa düşünmek de aynen aynı farz-ı ayın. Her müminin düşünmesi Allah'ın teklif ettiği bir emir, bir hükümdür. Niçin peki yeryüzünde 6,5 milyar insan var? Neden hala adalet tesis edilmemiş? Neden hala zalimler mazlumları çiğniyor? Neden hala katiller insanları öldürüyor, parçalıyor? Neden hala zenginler fakirleri sömürüyor? Neden hala zulüm almış başını gidiyor? Neden hala zalimler alkışlanıyor? Neden hala katiller saklanıyor? Neden devletler ve hükümetler katilleri yakalayamıyor? Neden haklarından gelemiyor? Neden önünü alamıyor? Neden dünyada sulh ve sükun sağlanamıyor? Bunları düşünmüyorsanız vallahi cahilsiniz. Neden, neden, neden? Neden önü alınmıyor? Neden işçiler ayaklanıyor? Neden memurlar ayaklanıyor? Neden insanlar istediği gibi et yiyemiyor? Neden beslenemiyor? Neden tedavi olamıyor? Neden doktora gidemiyor? Neden ilaç alamıyor? Neden insanlar sefalet içinde ölüyor? Neden, neden, neden? Bunları düşünmüyorsanız vallahi cahilsiniz. Cahil insan, ne kötü insandır cahil insan. Hazreti Ali'ül Murtaza radıyallahu teala an Efendimiz öyle diyor. Hazreti Ali, kurban olduğum Ali, kurban olduğum Ali. Bakın ne diyor. Lev kânetil cahilü fil cenneti cara leteraktül cennete vaktertü nara. Dinini ve dünyasını bilmeyen bir insan, bir zır cahil, pislik bir cahil. Eğer cennette olmaz ya, bir an olsun olmuş kabul edelim diyor. Böyle bir cahil adam, nereden gelip nereye gittiğini düşünmeyen, yeryüzünde hayvanlar gibi yaşayan cahil bir adam, cennette komşum olsa vallahi onun şerrinden cenneti bırakır cehenneme kaçarım diyor. Cenneti terk ederim. Sözün sahibi Hazreti Ali'dir. Bizim toplumumuz şiddetle cehalete itildi. Cehalet almış başını gidiyor. Profesörlerimiz cahil, doçentlerimiz cahil, yazarlarımız cahil, gazetecilerimiz dünyanın en büyük cahilleri. Dünyanın cahillerini sıraya soksanız Türkiye'deki gazeteciler birinci sırayı işgal ederler. Kendilerine münevver denen insanlarımız cahil, Allah'ı hakkıyla tanımıyor. Allah'ı hakkıyla tanımayan cahil, Allah'ı bilmeyen cahil. Geçen cuma dersimde dedim ki Allah'ı tanımanın, Allah'ı bilmenin bir tek çaresi var. Allah'ı tanımanın bir tek yolu var. Allah'ı tanımanın bir tek vasıtası var. Nedir diye sorulduğu zaman hepiniz cevap vermek zorundasınız. O da
Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i bilmek lazımdır. Kur'an'ı tanımadan, Kur'an'ı okumadan, Kur'an'ın manasını, meramını, maksadını, medlulünü, muhtevasını, içini, ahkamını, ayetlerini okumadan, anlamadan Allah'ı tanıyorum diyen vallahi yalan söyler, billahi yalan söyler. Şu anda Kur'an-ı Kerim'i okuyup manasını çatır çatır anlayan kaç kişi var içimizde? Bizi Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Kur'an'ı hayatın dışına ittiler. Kur'an'ı okutmadılar. Kur'an'ı okullara sokmadılar. Arapçayı yasakladılar. Arapça okutan hocalar sürüm sürüm süründüler. Kur'an'ı tanıtmadılar. Eğer Kur'an'ı tanıtsalardı, Kur'an'ı okuyabilseydik, Kur'an'ı anlayabilseydik, Allah'ı tanıyacaktık. Allah'ı tanısaydık, yeryüzü adaletle dolacaktı. Niçin? Müminler, Müslümanlar, kardeşler, her cuma günü, her cuma günü hatibin hutbe okumasından sonra gördüğünüz minberde hatipler hutbeyi okuduktan sonra hutbeden inmeden önce okudukları bir Kur'an ayeti var. Bunu her cuma dinliyorsunuz. Her cuma bunu dinliyor, dinliyor, dinliyorsunuz. İşte bu bahsettiğimiz meseleyi en güzel şekilde ifade eden ayet-i kerimelerden birisidir o. Hatip hutbeden inmeden önce onu okuyup öyle iniyor. Her cuma, her cuma, her cuma. Ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Şu ayeti kerimeye bakınız. Nedir manası? Ne anlatılmak isteniyor? İnnallâhe, bakın Allah kelimesi ayetin baş tarafına oturmuş. İnnallâhe, muhakkak ki Allah Celle Celaluhu, mutlak manada Allah, muhakkak surette Allah, nedir? Ye'mürü, emreder, bakın, emere, ye'muru, emir kelimesini. Bilmeyenimiz yok. Emir, emir, emir. Arapça bir kelime. İnnallâhe ye'muru. Allah emreder. Ne demek emreder? Yapılmasını ister. Neyi emrediyor? İnnallâhe ye'muru bil adli. Adaleti emreder. Adalet. Adalet, adalet. İşte şimdi bu noktada meselemizi daha da genişleteceğiz. Yeryüzünün bugünkü dehşetini, vahşetini, şiddetini ve bunun kaynaklarını, sebeplerini, esaslarını anlamadan yeryüzünde Müslüman olmanın bir manası yok. Yeryüzünde Müslüman olmanın bir manası olmalı. Yeryüzünde Müslüman olmanın bir kıymeti olmalı. Müslümanların bir ağırlığı olmalı. Müslümanların yeryüzünde önemi olmalı, kıymeti olmalı. Bunun
sebepleri var. Bunun hikmetleri var, bunun kaynakları var, bunun esasları var, bunun temel Kur'an'da bahsedilen hükümleri ve hikmetleri var. Yoksa bugünkü dünyanın, bugünkü düzeninden, bugünkü teşkilatlarından, bugünkü yapısından, vallahi adalet ve billahi adalet beklenmez, zulümden başka bir şey beklenmez. Her zaman söylüyoruz, bugün dünyada çıt çıksa, kavga olsa, savaş olsa, çatışma olsa, boğuşma olsa, evvela kime müracaat ediyorsunuz? Birleşmiş Milletler'e. Nedir bunlar? Kim bunlar? Merak etmeniz lazım. Nedir bu Birleşmiş Milletler? Kim? Bütün insanlar barışı oradan bekliyor. Bütün insanlar adaleti haşa oradan bekliyor. Kim bunlar? Nasıl bir teşkilat? Kim kurmuş? Nasıl kurulmuş? Kaç üyeden? Hususiyeti ne? Hukuku ne? Anlayışı ne? Davranışı ne? Karakteri ne? Nedir? Bunları bilmiyorsanız vallahi cahiliz, billahi cahiliz. Efendiler, Birleşmiş Milletler'de bir teşkilat var. 1948'de kurulmuş. İkinci Cihan Savaşı'ndan sonra kurulmuş. Kuranlar kim? Kuranlar zalimlerin ta kendileri. Zalim devletler. Kurmuşlar, işte bütün milletler gidip buna üye olmuşlar. Üye, üye, aza olmuşlar. Cemiyet-i Akvam Arapçası. Birleşmiş Milletler. Şimdi öğrendiğimize göre 182 tane millet bu teşkilatın azasıymış, üyesiymiş. 182. Bütün dünyanın milletleri işte. Ama bu kadar değil. Bakın, hak ve hukuk konusu taksim edilirken ne olur bunları aklınızda tutun Müslümanlar. Bugün çiğneniyorsak, bugün zalimden medet bekliyorsak, biz zulme müstahak olmuşuz. Meseleleri bilmiyoruz, teşkilatları bilmiyoruz. Biz kendimiz teşkilatlanmış değiliz. İslam birliğimiz yok, İslam Birleşmiş Milletlerimiz yok, İslam teşkilatımız yok, halifemiz yok, başımız yok, başkanımız yok. Davamızı yürütecek bir teşkilatımız yok. Bilmiyoruz. Bu Birleşmiş Milletler'in içinde 182 milletin içinde 5 tane millet var. Bakın 5 parmağımı kaldırıyorum. Bu 5 devlet var ki, 5 millet var ki öbür milletlerden daha fazla hak sahibi olmuşlar. Dünyanın en adaletsiz teşkilatı vallahi Birleşmiş Milletler. Dünyanın en zalim teşkilatı. Dünyanın en şerefsiz teşkilatı Birleşmiş Milletler. 5 tane devlet var ki bütün kuvveti, bütün kudreti kendi ellerine almışlar. Birleşmiş Milletler'in direksiyonunu bu 5 millet eline almış. 5. İçinizde bu 5 milletin kim olduğunu bilmeyen varsa yazıklar olsun ona. Hemen sayıyorum. Mesela bir mesele hakkında 182 millet bir mesele hakkında karar alsa, karar. Mesela Bosna'ya uygulanan ambargo kaldırılacak deseler, kim dese,
182 millet desen. Boşnaklara uygulanan silah ambargosu kaldırılacak diye bütün dünya milletleri karar verse, bu beş devletten bir tanesi bu kararı kökünden reddetme hakkına sahip olmuş. Bütün dünyanın kararını bozmaya hak sahibi olmuş. Bu hakkı o devletlere hangi namussuzlar verdi? Kimse bilmiyor. Silah ambargosu kaldırılsın dense, bütün dünya milletleri oy birliğiyle karar verse, bu beş milletten bir tanesi o kararı bozabiliyor. Bu hakkı elde etmişler. Bu hakkın adına ne diyorlar, siz söyleyin, ne koymuşlar bunun adını? Veto, 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 veto. Veto ediyor. Veto demek reddetmek demek. Veto demek bozmak demek. Kökünden bozuyor. Kim bunlar? Bir, Amerika. İki, Rusya. Üç, İngiltere. Dört, Fransa. Beş, Çin. Tamam mı değil mi? Şu haksızlığa, şu adaletsizliğe, şu zalimliğe bakın. Beş tane devlet bütün dünyaya bedel telafi edilmiş. Hangi hak ölçüsü, hangi adalet ölçüsü uygulanmış? Müslüman milletlerin zerre kadar imanı olsa derhal Birleşmiş Milletler'den anında çekilmesi lazım. Çünkü zulüm teşkilatıdır, çünkü gayri adildir, çünkü rezildir, perişandır. Bir daha sayıyorum. Birleşmiş Milletler'in direksiyonunu, frenini elinde bulunduran beş zalim devlet, beş kafir devlet, beş katil devlet. Amerika, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin. Zalim devletler, insanlığı sömüren devletler, İnsanlığı yok eden devletler, İslam'ın düşmanı devletler, Allah'ın düşmanı devletler. Buradan mı adalet bekliyorsunuz? Buradan mı hukuka saygıyı bekliyorsunuz? Bu haksız milletlerden mi, bu zalim milletlerden mi adalet bekliyorsunuz? Öyleyse müminler, adaleti yeryüzünde ancak Allah temin eder, Allah tesis eder, Allah teklif eder. İşte biraz sonra cuma namazından önce hatip kardeşimiz hutbeyi okuyacak ve inmeden evvel şu ayeti okuyacak. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Allah adalet emreder. Adaleti temin etmek, adaleti temin etmenin, adaleti tesis etmenin kaynağı kimmiş? Siz söyleyin, Allahu Teala'nın kendisidir. Yani Allah'ın nizamıdır. Allah'ın kitabıdır. Allah'ın dinidir. Onun için insanlar eğer barış istiyorlarsa, insanlar hak ve hukuka saygı istiyorlarsa, insanlar adalet istiyorlarsa, Allah'ın nizamına tabi olmaları şart. Rahmeten lil alemin olan Allah Resulü Muhammed Mustafa'ya tabi olmaları şart. Başkaca adalet bulamazsınız. Bir gün devlet güvenlik mahkemesinde yargılanıyordum. Biliyorsunuz 1980 tarihinden sonra mahkeme mahkeme dolaşarak yargılanan
sorgulanan ve 48 ayrı mahkemede yargılanmış bulunan ve Cumhuriyet savcılarının toplam hakkımızda 328 sene hapis talebinde bulunan bir kardeşinizim. Savcıların bu 48 ayrı mahkemede hakkımızda talep ettikleri toplam hapis müddeti 328 sene tutuyor. Şöyle bir 15 senemiz mahkemelerde geçti. Laikliğe aykırı konuşma yapmaktan. Laiklik, hala laiklik. Hani nasıl Anadolu'da bir tabir var. Leyleğin ömrü neyle geçer? Laklak. Bunlarınki de işte liklik, laiklik, halkçılık, medeniyetçılık, çılık. Hep bundan ömürleri, 70 senelik ömür bundan geçmiş. Laiklik. Ne olduğunu kimse bilmiyor. 48 mahkemede anam ağladı. Anamdan emdiğim vallahi burnumdan fitil fitil geldi. Allah laikliğin belasını versin. Anamdan emdiğim burnumdan geldi. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Öyle bir kazık sokmuşlar ki kimse söküp atamıyor. Hakim, mahkeme reisi sordu. Güvenlik mahkemelerinde 12 sene yargılandım. Ağır ceza mahkemelerinde sürüm süründüm. Sıkı yönetim mahkemelerinde tam 5 sene yargılandım. Selim Yakışlası'na gidip gele anam ağladı, dinim ağladı. Nedir laiklik, laiklik, hala laiklik. Sordu mahkeme reisi. Kardeşim dedi, şöyle kızarak, bağırarak, kardeşim dedi, şu mahkemedeki duvarın üzerindeki yazıyı dedi, okumuyor musun dedi. Mahkeme salonunun duvarlarında daima bir yazı var. Belki siz de dikkat etmişsinizdir. Ne diyor? Adalet, siz devam edin, mülkün temelidir. Adalet mülkün temelidir. Sen dedi bu yazıyı okumuyor musun dedi bana. Mahkeme reisi. Okuyorum dedim sayın başkanım. Bu sözün dedi doğruluğuna inanmıyor musun? İnanıyorum dedim. Bu söz yine aynen Hazreti Ömer radıyallahu anh'in sözüdür. Vallahi birçok ciddi eserlerde aynen Arapçası şöyledir. El adlu esasül mülk. Adalet mülkün esasıdır, yani temelidir. Bu söz adaletin timsali, yeryüzünde adaletin en muhteşem mümessili Hazreti Ömer radıyallahu anh'e aittir. Dedim ki inanıyorum. Mülkün temeli adalettir. Mülk demek yani memleket. Haklar, hukuklar, tasarruflar, memleket. Bir memleketin temeli esası neymiş? Adaletmiş. Nasıl ki bir bina temelin üstünde duruyor. Temeli çökerse, temel çökerse bina zaten çöker. Memleketi de adaletin üstüne bina etmişler. Adaleti çektiniz mi memleket çöküyor. Demek ki memleket neyin üzerinde duruyor siz söyleyin? Adaletin. Memleket adaletin üzerinde duruyor. Tamam, amenna. Doğrudur, haktır. İnanıyorum dedim sayın başkanım. Peki inanıyorsan dedi niye yargılanıyorsun dedi. Madem ki adalet mülkün temelidir, madem ki kanunlar var, madem ki nizam var, sistem var, daha niçin dedi yargılanıyorsun, mahkemeye geliyorsun dedi. Daha niçin buralarda? Dedim ki sayın başkanım, eğer musamahanız yani hoşgörünüz varsa, müsaadeniz varsa, müsamahanız varsa bir şey sorabilir miyim dedim.
sorun dedi. Deminki ifadeye göre adalet mülkün temelidir. Yani memleket adaletin üstünde duruyor. Memleketi adaletin üzerine dayandırmışız. Akıl, mantık, ilim bunu söylüyor. Peki adaleti neyin üzerine bina edeceğiz? Adalet havada mı kalacak? Adaletin temeli nedir? Tamam, mülkün temeli adalet. Ya adaletin temeli? Yani muallakta kalmayacağına göre, adalet de bir şeye dayanacağına göre, adaletin dayanağı nedir, temeli nedir? Mülkün temeli adalet, adaletin temeli? Vallahi durdu, hakim durdu. Nedir adaletin temeli? Adaleti neye dayandıracağız? Tamam, memleketi adalete dayadık. Adaleti nereden bulacağız? Adalet çarşıda, pazarda satılan bir eşya değil ki. Durdu, durdu. Sen söyle bakayım dedi bana. Böyle kızarak, hakaret gibi. Dedim ki, Sayın Başkanım, eğer cuma namazlarına gidiyorsanız, mahkeme reisi sıfatıyla değil, bir Müslüman sıfatıyla, bir Müslüman insan sıfatıyla cuma namazlarına gidiyorsanız, görmüşsünüzdür ki cuma namazından önce bir hutbe okunmaktadır. Hatip minbere çıkıp hutbe okumaktadır. O hutbeden, hutbeyi okuduktan sonra inmeden önce en son okuduğu bir ayet vardır. En son o ayeti okuyup hatip iniyor. Evet dedi. İşte adaletin temeli de o hatibin okuduğu ayette haber verilen kudrettir dedim. Nedir dedi? İnne Allahe ye'miru bil adli. Adaletin kaynağı Allah'tır. Adaletin sahibi Allah'tır. Allah'a dayanmayan sistem adil olamaz. Doğru mu değil mi? Allah'a dayanmayan sistem adil olamaz. Allah'ın nizamına, Allah'ın kitabına, Allah'ın Kur'an'ına dayanmayan sistem vallahi adil olamaz, billahi adil olamaz. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ Adaleti Allah temin eder, adaleti Allah emreder, adaleti Allah tesis eder. Allah'tan daha adil bir kudret yoktur. Soruyorum dedim mahkeme reisine, Sayın Başkanım, acaba bir Müslüman olarak şöyle düşünmek zorunda değil miyiz dedim. Nasıl dedi? Allahu Teala bir kimse, yeryüzünde insanlardan birisi veya birkaçı çalışsalar, çabalasalar, gayret etseler, her şeyler feda etseler, istedikleri kadar adil olsalar, adaletli olsalar, Allah kadar adaletli olurlar mı olmazlar mı dedim. Yeryüzünde hiç kimse Allah kadar adaletli olabilir mi soruyorum. Allah kadar adaletli olabilir mi? Olamaz. Demek ki adaletin sahibi Allah'tır. Yeryüzünde bir insan ne kadar okusa, öğrense, anlasa, anlatsa Allah kadar alim olabilir mi? Olamaz. Yeryüzünde hiçbir kimse Allah kadar merhametli olabilir mi? Olamaz. Öyleyse en merhametli Allah, en alim Allah, en adaletli olan Allah olduğuna göre Allah'ın nizamından, Allah'ın sisteminden, Allah'ın kitabından niçin kaçıyorsunuz? Anlattım. Dedi ki kardeşim haklısın dedi. Haklısın dedi. Adaletin kaynağı, menbaı, mesnedi, dayanağı, esası Allah'tır. Ama işte dedi buraya geldiğin zaman laikliği çiğnersin. Laikliğe karşı oldu. Seni derhal tutuklarım dedi. Laikliğe aykırı. Allah'ı sokmayacaksın dedi.
Allah'ı karıştırmayacaksın. Memleket idaresine Allah'ı karıştırmayacaksın. Memleketin yönetimine Allah'ı karıştırmayacaksın. Mahkemeye Allah'ı karıştırmayacaksın. Siyasete Allah'ı karıştırmayacaksın. Nizama, düzene Allah, Allah başka, bu iş başka dedi. Öyleyse adaleti sağlayın bakayım. Niye sağlayamıyorsunuz? Niye can ve mal emniyetini sağlayamıyorsunuz? Allah'a dayanmıyorsanız, Allah'a ihtiyacınız yoksa, o başka, bu başkaysa, niye dünyayı cennet haline getiremiyorsunuz? Niye zulümleri önleyemiyorsunuz? Bakınız, Avrupalı Hristiyan bir hukukçunun bir tespitini anlatayım. Hristiyan bir hukukçu, hatta ciddi bir eser yazmış bir adam. Kanunların Ruhu diye bir kitabın sahibi. Acaba içimizde kanunların Ruhu adındaki bu kitabın yazarını ismen bilen var mı diye vallahi merak ediyorum. Kanunların Ruhu, ciddi bir hukuk araştırması, hukuk tahlili yapmış adam, Hristiyan bir yazar, Hristiyan bir hukukçu, kitabın yazarı, Kanunların Ruhu. Arz edeyim, Montesquieu denen bir adam, Montesquieu. Kitabında şunu naklediyor. Kanunların ruhu nedir? Hani insanın ruhu var, canlı mahlukatın ruhu var. Biliyorsunuz insan, ruh ve beden dediğimiz iki varlığın beraber olmasından kaynaklanan bir hadise. Ruh bedenden çıktıktan sonra hareket bitiyor. Ölen bir insan, biliyorsunuz, ölen bir insan nedir? Ruhu bedeninden çıkmış insan. Ruh bedenden çıktıktan sonra el ayak çalışmıyor, göz kulak çalışmıyor, dil damak çalışmıyor, bütün faaliyetler bitiyor. Ruh bedenden çıktıktan sonra beden boş bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Kanunlar da böyledir diyor Montesquieu. Kanunların da ruhu vardır. O ruh çıktı mı kanun beş para etmez. Hiçbir şeye yaramaz. Hiçbir adaleti sağlayamaz. Nedir öyleyse kanunların ruhu? Şu misali vermiş bizim tarihimizden. Bizim tarihimizden misal vermiş. Diyor ki, koca Kanuni, biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman var. Süleymaniye Camisi'nin sahibi diyelim, o yaptırmış. Süleymaniye Camisi'ni hepiniz biliyorsunuz. Kanuni Sultan Süleyman. Bir askeri seferden dönerken diyor, bunu aynen Kanunların Ruhu adındaki kitabında Montesquieu naklediyor. Batılı bir yazar. Kanuni Sultan Süleyman bir askeri seferden ordusuyla dönerken, bir zaferden, seferden dönerken yolda bir hadiseyle karşılaştı diyor. Tarihi bir tespit. Yaşlı bir kadın çalılıkların arkasına saklanmış. Yolda çalılıkların arkasına saklanmış. Kanuni Sultan Süleyman'ın oradan geçmesini bekliyor. Yaşlı bir kadın. Çalıların arasından fırlayacak, Kanuni'nin atının yularından tutacak ve ona bir şeyi şikayet edecek. Dikkat, dikkat. Şikayet etmek istediği şey de askerler oradan geçip giderken bu kadının tarlasını çiğnemişler. Ekinine zarar vermişler.
mahsulatına zarar vermişler askerler. Bu da bunu tespit etmiş, şikayet etmek üzere Kanuni'nin yolunu bekliyor. Derken askeri birlikler gelmiş, sıra Kanuni Sultan Süleyman, o haşmetli, o heybetli padişah, atının üzerinde geçerken çalıların arasından fırlamış ve yakalamış. Demiş ki, sultanım, senin askerlerin benim ekinimi tahrip etti, zararım var, ziyanım var. Eğer zararımı, ziyanımı karşılamazsan seni şikayet ederim sultanım, seni şikayet ederim demiş. Bakın, cihan sultanına bunu söylüyor bir yaşlı bir köylü kadın. Köylü kadın, seni diyor sultanım şikayet ederim. Hakkımı ver, zararımı tazmin et. Kanuni tebessüm ediyor, gülüyor, diyor ki ihtiyar kadın, beni şikayet edeceğini söylüyorsun. Ben cihanın padişahıyım. Beni sen, benden başka dünyada kim var ki şikayet edesin? Beni kime şikayet edeceksin diyor. Kadında hiçbir eziklik yok, endişe yok, korku yok. Seni diyor Allah'a şikayet ederim. Gördün mü Allah'ı? Seni de yaratan, beni de yaratan, kainatı yaratan Allah'a şikayet ederim. Allah senden daha kuvvetlidir diyor. Adaletin kaynağını gördünüz mü? Kimi kime şikayet ediyorlar? Adaletin temelini Allah olarak kabul etmezsen, yeryüzünde kim kuvvetliyse o hakim olur, o dünyayı çiğner geçer. Öyle mi değil mi? Kim kuvvetliyse o haklı olur. Kim daha kuvvetliyse o adam haklı olur. Hak kuvvetlinin olur. Kuvvetliler yaşar, zayıflar ölür. Bugün dünya böyle midir, değil midir? Sultanım diyor, senden büyük Allah var. Seni Allah'a şikayet ederim. İnnallâhe ye'miru bil adli, bu işte. Müslümanlar, laiklik, maiklik diye bir şey kabul etmiyorum. Eninde sonunda bu memleket Allah'ın lütfuyla, Allah'ın nizamına, İslam'a dönecektir. Vallahi Avrupa'dan alınan kanunlar bu milleti mesut edememiştir. İsviçre'den alınan kanunlar bir rezil etmiştir. İtalya'dan alınan ceza kanunları bizi rezil etmiştir. Haksızlığı önleyememiştir. Kimsenin mahkemelere itimadı kalmamıştır. Kimsenin hakimlere itimadı kalmamıştır. İnnallâhe ye'miru bil adli. Adalet Allah'ın işidir. Adalet İslam'ın işidir. Adalet şeriatın işidir. Adalet Allah'ın işidir. Parlamentonun değil. Hiç kimsenin değil. Efendiler, bir gün Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu teala anhu aynen Mescid-i Saadet'te, yani Peygamberimiz, Efendimiz, Sultanımız, sahibimiz, şefaatçımız, rehberimiz, önderimiz, kılavuzumuz, Nebi-i Zişanımız Ahmed'ü, Mahmud'u, Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve sellemin mübarek mescidi, Mescid-i Saadet, Mescid-i Nebi, Peygamber Mescidinde bir cuma hutbesinde adaletli Ömer, adaletin yeryüzünde en büyük sultanı Ömer hutbeye çıkmış ve hutbeye başlamış. Ne olur aklımızda kalsın şu hadise. Bütün kitaplarda var. Allahu Teala'ya hamdü senadan sonra, Efendimiz'e salavat-ı şerifeden sonra camideki cemaate hitaben şöyle söylüyor. Ne muhteşem bir tablo ya Rabbi.
Ey insanlar diyor. Ey beni dinleyen, hutbemi dinleyen, bana muhatap olan insanlar. Beni işitin ve bana itaat edin diyor. İsme'u ve eti'u Arapçası. Ey insanlar, isme'u, işitin, dinleyin ve eti'u, itaat edin. Yani bu söylediklerime, emirlerime, istediklerime itaat edin diyor. Bunu hangi sıfatla söylüyor, siz söyleyin. Hangi sıfatla söylüyor? Halife sıfatıyla. Orada halife diye konuşuyor, rastgele bir adam değil, halife. Halife-i ruh-i zemin, emir-i müminin. Bütün müminlerin emiri, hükümdarı. İsme'u ve eti'u, dinleyin ve bana itaat edin deyince, cemaatin içinden heybetli bir adam kalkıyor. Heybetli bir adam. Bir Müslüman kalkıyor caminin içinden, sesinin çıktığı kadar cesaretle, celadetle, pervasızca, korkusuzca, özgürce, ya emir el müminin, la nesme'u ve la nuti'uk, vallahi seni dinlemiyorum, sana itaat etmiyorum diyor. Açıkça. Halifeye bunu söylemek yürek ister, yürek, yürek. Hazreti Ömer'de zerre kadar endişe yoktur. Hiçbir aksül amel yoktur. Hiçbir davranış farklılığı yoktur. Asabiyet yoktur, kırgınlık yoktur, kızgınlık yoktur. Ve o zata dönerek diyor ki, limaze ya filan, niçin dinlemiyor ve bana itaat etmiyorsun ey filan? Adam gayet rahat açıklıyor. Diyor ki, Yermuk Savaşı'ndan diyor, herkes gibi ben de savaşa katılmıştım. Savaşın sonunda ganimet mallarını taksim etmiştiniz. Hani savaşta elde edilen mallara ne denir siz söyleyin? Ganimet. Ganimet mallarından diyor, taksim etmiştiniz. Her bir gaziye, her bir askere bir parça kumaş isabet etmişti. Kumaş, kumaş. Elbiselik kumaş. Ancak gazilere, askerlere isabet eden bu kumaşlardan hiç kimseye bir elbise, takım elbise çıkmamıştı. Benimki de bana takım elbise çıkmamıştı. Ama görüyorum ki ey emir el müminin, senin sırtındaki elbise ganimet mallarından olduğunu anlıyorum. Demek ki sen kendine fazla almışsın, bize eksik vermişsin. Sen adaletli değilsin, seni dinlemiyorum, sana itaat etmiyorum diyor. Hey gidi İslam, hey! Camideki şu hesaplaşmaya bakın, şu özgürlüğe bakın, şu hakikate bakın. Bugünkü sistemde bir mahalle muhtarından hesap soramasın. Adam halifeden hesap soruyor. İslam Allah'ın nizamıdır. Allah varken kimseden korkulmaz. Hazreti Ömer'de radıyallahu an Efendimiz'de hiçbir telaş yok, panik yok, en ufak kızgınlık, kırgınlık yine yok. Cemaatin içinde gözleriyle birisini aramaya başladı. Eyne bni Abdullah, ey nebni, benim oğlum Abdullah nerede? Hazreti Ömer'in çok değerli bir evladı var, Abdullah İbni Ömer. Ömer'in oğlu Abdullah, büyük alim, büyük fakih, büyük müfessir. Müthiş bir alim. Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu Abdullah. Benim oğlum Abdullah nerede diye soruyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ayağa kalkıyor. Diyor ki, oğlum, benden hesap soran şu zata
açıklamayı yap bakayım diyor. Açıklama yap, açıklama. Abdullah dönüp diyor ki ey filan haklısınız diyor. Savaştan sonra herkese bir parça kumaş ganimet malından isabet etti, dağıtıldı. Bana da dağıtılmıştı, ben de katılmıştım diyor. Aynen herkes gibi babam da bir parça kumaş almıştı, bana da bir parça kumaş verilmişti. Benim kumaştan bana, babamın kumaşından da babama elbise çıkmıyordu. Ben hakkımı babama verdim, ondan sonra bu elbise çıktı. Fazla almış değil, adalet yerindedir diyor. Vallahi böyle. Açıklamayı yapınca adam yeniden ayağa kalkıyor. El an nesme'u ve nuti'u. Şimdi seni dinliyorum, sana itaat ediyorum. Kurban olduğum Ömer diyor. Hey gidi Müslümanlar. Böyle bir nizam dururken, böyle bir sistem dururken, böyle bir adalet nizamı dururken sen şu memlekette Müslüman sıfatıyla hala inim inim inliyorsun, hala zalimleri dinliyorsun. Müslümanlar, ciddi şekilde hesaplaşmamız lazım. Bakın, bütün dünya ateşin içinde. Müslümanlar ateşin ortasında. Dünya cehenneme döndü. Yaşamanın şartları azaldı, daraldı, zorlandı. Dün vallahi bir kasap kardeşimle görüştüm. Müslüman bir kasap. İki defa da beraber hacca gittik. Şuurlu, imanlı, inançlı bir kasap kardeşim. Telefonlaştık, o aradı beni de. Hocam dedi, çok huzursuzum, çok rahatsızım. Hayırdır dedim. Şeker mi var, tansiyon mu var, astım mı var, kolesterol mu var? Hepsinden daha beteri var hocam dedi. Rahatsızım diyor. Vallahi bu toplumdan, bu sistemden, bu rejimden rahatsız olmayan adamda iman yoktur. Bu sistemden rahatsızız. Bu rejimden rahatsızız. Bu idareden rahatsızız. Huzursuzuz. Hiçbir emniyetimiz yok. Hiçbir ciddiyetimiz yok. Neden rahatsızsın dedim. Dedi ki mesleğimden rahatsızım. Akşama kadar dedi kasaphanede oturuyorum. Fazla bir mal dedi et satışı yok ama ondan da rahatsız değilim. Rahatsız olduğum şudur. Vallahi geliyorlar dedi 50 gram 100 gram et alıyorlar dedi. Artık grama düştü et dedi. 400 bin lira bir kilo et. Hani insan hakları? Et yiyemeyen, istediği gibi eti alıp yiyemeyen insan, insan haklarına sahip midir? Siz söyleyin, sahip değil midir? Değildir ya, hayvan bile değildir. Böyle hayatın içine tüküreyim. Böyle demokrasinin yüzüne tüküreyim. Böyle serbest ekonominin suratına tüküreyim. 400 bin liraya et alınır mı? Hangi fakir alacak? Hangi memur alacak? Hangi işçi alacak? Hayatı bize zehir ettiler. Hayvancılık ülkesinde, tarım ülkesinde, başakların, buğday başaklarının ülkesinde ekmeğin fiyatını 12.500 liraya çıkartmaya çalışıyor zalim oğlu zalimler. Hani insan hakları? Allah'ın nimetlerinden herkes gibi istifade edebiliyor musunuz? Müslümanlar, bakmayın suratıma öyle. Hani eşit paylaşım, hani adalet, hani hak ve hukuk, hani insan hakları, hani beslenme, hani eğitim, hani öğretim hakları. En basit kolej 250 milyon liraya çıkmış. İçinize kaç kişi parayı ödeyebilir? Demokrasiyi, cumhuriyeti benim külahım anlatsınlar. İstediğimi alamıyorsam, istediğim gibi yaşayamıyorsam, çocuklarıma istediğimi yediremiyor, içiremiyorsam yerin dibine basın cumhuriyet. Hani adalet, hani hürriyet, hani ciddiyet, hani cibilliyet, hani karakter? Hani insan hakları?
Müslümanlar yapmayın. Hesaplaşın, hayatınızla hesaplaşın. Çünkü bir gün Allah sizinle hesaplaşacak. Her namazın sonunda selam vermeden önce Allahümme sallileri okuduktan sonra okuduğumuz bir ayeti kerime var. Niçin farkında değilsiniz? Hep beraber okuyalım. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yakumul hesab. Hesap, hesap. Bak, yevme yakumul hesab. Hesaba çekileceğimiz gün var. İstesen de hesaba çekileceksin, istemesen de. Niye öyleyse hesaplaşmıyorsun? Niye hayatının hesabını vermeye çalışmıyorsun? Zaten vereceksin. Müslümanlar, bu şekilde gidemeyiz hiçbir yere. Hayatımızı, yaşayışımızı, yönetimimizi, rejimimizi, sistemimizi hesaba çekmemiz lazım. Acaba insanlığımızı yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyor muyuz? Acaba medeni milletler diyorlar, af buyurun, eşcinsel milletlere. Avrupa milletlerine medeni milletler diyorlar. Köpeklerle beraber yaşayan adamlara medeni insan, hayvani insan. Ne medenisi? Medeni kelimesi kökünde din bulunan bir kelimedir. Medeni demek dinin yaşandığı yer demek. Dinin yaşandığı yer. Medine, din, Medine. Dinin yaşandığı yer. Din yoksa medeniyet yoktur. Allah medeniyetin temelini din-i İslam'a dayamıştır. Adalet olmayan ülkede medeniyet yoktur. Terör olan ülkede, anarşi olan ülkede, mafya olan ülkede, medya olan ülkede, kuvvetlinin zayıfı ezdiği ülkede soruyorum, medeniyet var mı yok mu? Vallahi yoktur. Kuvvetliler zayıfı eziyorsa, yerin altındaki mafya babaları, hakimlerin alamadığı çekin karşılığını mafya babaları alıyorsa, o devlete hukuk devleti diyebilir misiniz? Ne, hangi hukuk devletten bahsediyorsunuz? Hangi medeni devletten bahsediyorsunuz? Elektrik parasını ödeyemiyorsa, telefon parasını ödeyemiyorsa, istediği gibi suyundan, etinden, yağından, ekmeğinden, sebzesinden, pazarından, panayırından, peynirinden aynen faydalanamıyorsa o ülkeye medeni ülke diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Nerede? Göstersinler bakayım. Onun için Müslümanlar olarak bu sistemden rahatsızız. Bu gidişattan rahatsızız, endişeliyiz, korkuluyuz. Böyle gitmesi mümkün değil. İnsan hakları böyle sağlanamaz. Efendim parlamento, yahu parlamentoyu görüyorsunuz. Milletin hiçbir meselesini çözümleyemiyor. Adeta davul çalıp, zurna çalıp oynayacaklar anayasayı değil. Anayasanın sadece 14 maddesini değiştirdiniz. 14 maddenin tamamı sizin işinize geldiği için değiştirdiniz. 450 milletvekilini 550'ye çıkarttınız. Böyle değişiklik yerin dibine batsın. Millete ne menfaati var? Millet 450'yi beslemekten aciz. 550'yi nasıl besleyecek? Kambur üstüne kambur. Ezan okundu mu? Okunmadı. İşte kardeşler, müminler, Müslümanlar, gençler, kalfalar, ustalar, sanatkarlar, müminler, imesli kardeşlerim, Allah dostları, Peygamber Muhammed Mustafa'nın dostları, kardeşlerim, samimi sesleniyorum size. Bu sistemden rahatsızız. Bu zulüm düzeninden rahatsızız. Adaleti istiyoruz, arzu ediyoruz. Adaletin اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ayetinin haber verdiği kaynaktan geleceğine iman ediyoruz. İnşallah gayretlerinizi çoğaltınız,
hızlandırınız, birleştiriniz. Allah'ın lütfuyla 2000 yılına ulaşmadan İslam'ın devletine ulaşalım diyoruz inşallah. Zalim Amerika'nın dersini verelim. Zalim Avrupa'nın hesabını görelim. Zalim dünyanın, adaletsiz dünyanın gidişatını inşallah durduralım. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, inşallah önümüzdeki salı günü biliyorsunuz Mevlid-i Nebi gecesi olacak. Allah Resulü'nün yeryüzünü şereflendirdiğinin sene-i devriyesi olacak. Mevlid gecesi olacak. Mevlid günü olacak. Rabi'ul evvel ayının 12. gecesi olacak. Önümüzdeki salı günü. İşte inşallah o vesileyle de açıklayacağımız gibi, yıllardan beri açıkladığımız gibi, insanlığın kurtuluşu, insanlığın adalete ulaşması, fazilete ulaşması, hakikate ulaşması, selamete, saadete ulaşması, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği nizam ile, İslam ile olacak inşallah Teala. Bunlara şimdiden hazır olalım, ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, fikrimizi, vicdanımızı bunlara hazır tutalım. Allahu Teala 2000 yılına ulaşmadan en seri bir şekilde İslam'ın devletine, İslam'ın nizamına, İslam'ın hukukuna ulaşmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Kardeşler, İnne Allaha ye'muru bil adli ayeti ilahiyesinin manası oldukça geniş. Adaletten kastedilen nedir? Sadece mahkemelerde hakimlerin verdiği karar, karardan ibaret değil adalet. İslam'da adalet mefhumu çok geniş bir kavram. Çok geniş bir kavram. Sadece adalet mahkemede dağıtılmaz. Sokakta da adalet, çarşıda adalet, pazarda adalet, mektepte adalet, ailede adalet, camide adalet, iş yerinde adalet, fabrikada adalet. Adalet bütün hayatımızı kuşatan bir kavramdır. Haftaya Allah nasip ederse bu konuyu daha geniş açıdan ele alarak ilmi, akli ve İslami delillerle meseleyi huzurunuza daha geniş arz etmek üzere Cenab-ı Vacibül Vücud ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi rızasına, rahmetine, feyzine, bereketine ve cennetine nail eylesin. Yurdumuza, yuvamıza, yavrularımıza, bölgemize, beldemize, etrafımıza, muhitimize göz dikmiş düşmanlarımızı kahru perişan eylesin. Yolumuzu, yönümüzü, devletimizi, hükümetimizi, hayatımızı İslam eylesin. Önümüzdeki hafta veladetiyle şereflenecek dünyanın yeniden İslam'ın hükmüne, yeniden Muhammed Mustafa'nın yoluna Rabbim tevcih eylesin. Amin. Ve ya erhamer rahimin bi hurmeti Taha ve Yasin. Bi hurmeti